Web Tekno'dan hepinize selamlar dostlar. iPhone 16 lansmanı yavaştan ufukta görünmeye başladı. 2 ay sonra yeni modelleri alınır mı, alınmaz mı? Bunları konuşuyor olacağız. Peki neden şimdiden iPhone 16'yı konuşmaya başladık? Çok basit bir soruya cevap aramak için. iPhone 15 alalım mı yoksa 16'yı mı bekleyelim? Bu videoda yeni iPhone hakkındaki iddiaları ve en çok öne çıkan detayları derliyoruz. Karşınızda dummy modeller. iPhone 16 ailesinin böyle görünce düşünülüyor ve Pro modellerde bir ekran değişikliği iddiası var. Bu görsele göre iPhone 16 Pro 6.3 inç, Pro Max 6.9 inç olacak. Düz iPhone'larda ise bir ekran boyutu değişikliği öngörülmüyor. Onun yerine tasarım değişikliği var fark etmişsinizdir. Dikey kamera adası tasarımı. Apple sanırım kalbimizdeki iPhone 11 aşkını gördü ve tam olarak aynı olmasa da tıpkı 11'deki gibi kameraların alt alta yerleştirildiği bir tasarım çıkardı. 11 çok sattığı için böyle diyorum ama bu aslında iPhone X ve XS'ye daha yakın bir form. Apple birkaç jenerasyonunda bir kamera çerçevesinde böyle küçük değişikliklere gidiyor. O yüzden şaşırtıcı değil. Sizler de hangisini daha çok beğendiğinizi yorumlarda bahsederseniz sevinirim dostlar. Onun dışında yeni iPhone'un mavi, pembe, sarı, yeşil, siyah, beyaz ve mor renklerle geleceği yönünde iddialar var ama bazıları da bu sefer sarı ve mor seçeneklerinin olmayacağını söylüyor. Bana sorarsanız iPhone 12'deki mor tonu ve 13'teki köknar yeşili çok güzeldi. Keşke o tarz tonları tekrar kullansalar ama artık daha yumuşak tonlar tercih ediyorlar. iPhone 16'da da benzer renkler göreceğiz gibi duruyor. iPhone 16 Pro ve Pro Max'in boyutlarında bir değişiklik iddiası var. Pro'da incelik aynı kalırken Pro Max 0.1 Kanalına açacak. Fiyata kadar hissedilecek bir fark değil özür dilerim. Hem Pro hem de Pro Max'in daha geniş ve daha uzun olacağı söyleniyor ki bu da ekran boyutuyla ilgili. Örnek görselde siz de görüyorsunuz. Son tasarım detayıysa MagSafe'in daha ince görünmesi. Bir uyumluluk sorunu olacağını düşünmüyorum ama ne gerek var acaba böyle bir hamleye diye merak etmedim. Değil doğrusu. Ekran panelinde OLED kullanılmaya devam edecek ama mikro lens teknolojisi denilen parlaklığı yükselten ve aynı zamanda enerji kullanımını düşüren bir teknoloji kullanılacağı iddia ediliyor. Ayrıca BRS adı verilen ve ekran gövde oranını arttırmaya yarayan bir teknolojinin de yeni iPhone'larda kullanılacağı söylentiler arasında. ProMotion özelliğinin standart modellere yine gelmeyeceği, sadece Pro ve Pro Max'te olacağı da bilgiler arasında. Bunu artık anlayamıyorum. Artık 120 Hz standart oldu. Neden iPhone 16'da olmasın? Dediğim gibi anlam veremiyorum. Bu arada Face ID ile ilgili de bir iddia var. Diyorlar ki Apple Face ID'yi elden geçirme planları olduğu için İngiltere'deki bir tedarikçisiyle anlaşmasını sonlandırdı. Bu teyitli bir bilgi değil ama insanın aklı Vision Pro'daki optik ID'ye de gitmiyor değil. 100

direkt iris taramasıyla telefona giriş yapmak. 16'da olur mu bilmiyorum ama haberi görünce bir düşündürdü. Yeni iPhone'ların fiziksel tuşları nasıl olacak diye baktığımızda aksiyon tuşunun tüm ailede olacağı öngörülüyor ve maalesef bu da sessize alma tuşunun artık tarihe karışması demek oluyor. Kişisel fikrim bunun olmaması gerektiği ama bunun için hiçbir rasyonel sebep söyleyemem. Kişisel bir yorum. Dünyanın tasarımsal olarak en çok sevilen, en çok kabul gören elektronik cihazının yanında bir manuel switch oluşu bana ince bir düşünce gibi geliyordu ama çok kullanıcı Için önemsizdir, bundan eminim. Gelelim işlemci tarafına. iPhone 15'in aksine 16 ile birlikte tüm ailenin aynı A18 çipi kullanacağı iddialar arasında. Ama Apple burada küçük farklılıklara gidebilir. Mesela CPU ve GPU'nun çekirdek sayıları farklı olabilir ya da A18 ve A18 Pro diye iki farklı seçenek olabilir. Onun dışında yapay zeka ve makine öğrenmesini geliştirmek için Neural Engine'in çekirdek sayısının da arttırılacağı söyleniyor. Ayrıca RAM tarafında da standart modellerle Pro modellerin bir farkının kalmayacağı tüm ailenin 8 GB RAM ile birlikte gelecek söyleniyor Bu bence güçlü bir iddia çünkü Apple Intelligence için gerekli bu. Uzun vadede telefonu bayıltmayacak, Apple Intelligence'ın performansını kötü etkilemeyecek bir RAM seviyesi gerekiyor. Onun dışında ısınma konusu malum iPhone'ların büyük bir derdi. Aslında tüm telefonların derdi ama iPhone 15 serisi ilk satışa çıktığında ciddi şikayetler vardı. Güncellemelerle toparlama yoluna gidildi sonrasında. 16 ailesinde yeni bir termal tasarımlı ısınma sorununun önüne geçileceği söyleniyor. Şu an Apple'ın soğutma için bakır kullandığı ve 16 ile birlikte grafen malzemeye geç grafen malzemenin ısı iletkenliğinin daha yüksek olması sayesinde ısınmanın daha iyi yönetilebileceği söyleniyor. Son zamanlarda özellikle oyun performansında iddialı olan Android'lerde grafen malzeme kullanıldığını rastlıyoruz. iPhone 16 çıktığında onun performansında birlikte göreceğiz. Batarya tarafında da Apple'ın bir değişikliğe gidileceği konuşuluyor. Sonunda kablolu hızlı şarjın 40W'a çıkacağı, MagSafe'in ise 20W'a çıkacağı söylentiler arasında. Apple şarj konusunda pek adım atmıyor bir süredir. O yüzden bunun olabileceğini düşünüyorum. Hazır artık Type-C'ye geçmişken Apple'ı bunun için tutan bir şey yok diyebiliriz. Kamera tarafına baktığımızda Pro modelde ultra geniş ve ana kameranın 48 megapiksel olacağını görüyoruz ama sensör yapısıyla ilgili elimizde bir bilgi yok. 15 Pro Max'te telefoto kameranın 5x oluşu bazıların hoşuna gitmemişti. 3x'i daha kullanışlı bulan kullanıcılar vardı ama iPhone 16 Pro'da da 5x telefotonun korunacağı söyleniyor ve bir iddiaya göre de süper telefoto yani periskop kameranın geleceği düşünülüyor. Ama ben buna pek ihtimal vermiyorum. Çünkü iPhone'un kamerası için alanların aşırı uzaklara zoomlama konusunda bir bekleniyor. Daha çok iyi bir ana kamera performansı ve portre performansına odaklanıyorlar. Ama periskop olursa da şaşırmam tabii ki. Rakipleri yıllardır koyarken Apple bu kamerayı yıllardır görmezden geliyor. Evet dostlar, iPhone 16 ailesi hakkında güncel iddialar ve beklentiler bu şekildeydi. Benim fikrimi soracak olursanız, çoğu iPhone kullanıcısı için periskop kamera, daha hızlı şarj verem geliştirmesi gibi geliştirmelerin pek heyecanlandırıcı bir tarafı yok. Ama kamera, Apple Intelligence'ın stabil çalışması ve ısınma durumu önemli. Apple'ın bize neler sunacağını hep birlikte göreceğiz. 16'yı bekleyelim mi yoksa 15 alıp geçelim mi sorusu için de yorum yapmam gerekirse yapay zeka sizin için ne kadar önemli ona göre karar verin derim. iPhone 15'ler ve önceki seriler Apple Intelligence'ı kullanamayacak. Bugün çok da gerek yok yapay zekaya deyip 15 alsanız da yarın öbür gün bu özellikleri kullanmak istediğinizde telefon değiştirmek zorunda kalabilirsiniz. Ha yapay zekayla hiç işim olmaz. Bundan çok eminim diyorsanız iPhone 15 çok güzel telefon tabii ki alır yıllarca güzel güzel kullanırsınız. Peki sizler iPhone 16 için heyecanlı mısınız? Bu anlattıklarımız dışında duyduğunuz bir daha bir beklenti var mı ya da sizin olmasını istediğiniz bir özellik varsa lütfen yorumlarda bahsetmeyi unutmayın. Başka bir WebTekno videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.